ismiyle ekerek, yeni ismiyle Üçkaya Köyü'ne hoş geldiniz. Köye gelirken köyün girişinde sol tarafta kemeri geçmeden mezarlık var. Mezarlığın içinde de bir kubbeli bir yer var. Bakalım orası neresiymiş. Mezarlığın girişi buradan arkadaşlar. Hepsine Allah rahmet etsin. Burada bir çalışma var. Türbede Hacı Mir Abbas Ağa Türbesi yazıyor. Ustam kolay gelsin. Bu türbe hakkında herhangi bir bilginiz var mı? Kimdir, yok, nedir biliyor musunuz? Bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Yaşlarına soracağım abi. Yaşlarına soracağız, tamam. Şehitlerimizin mezarı burası. Allah rahmet etsin. Kemerin girişinde hemen şöyle sağ tarafa baktığımız zaman çok güzel bir manzara var. Bağlar, bahçeler, bostanlar. Şurada kale gibi bir yer var. Bakın görüyor musunuz? Aynı kaleye benziyor. Sanki yıllar önce yapılmış, terk edilmiş gibi duruyor. Ta tepelerdeki, dağın başındaki yerler. Kemerin içinden girdiğimiz zaman bu önümüzdeki yol bizi direkt Ekerek Köyü'nün, yani yeni ismiyle Üçkaya Köyü'nün merkezine doğru bizi götürüyor. Her taraf ağaçlık, sağımız solumuz, bir de hep meyve ağacı. Bakın görüyor musunuz? Hep meyve ağacı. Bunlar nedir? Bunlar erikler. Sarı sarı erikler. Hemen yan tarafında da kırmızı bir tane erik ağacı varmış. Görüyor musunuz? Yol boyu ilerlerken elma bahçesi gördük. Gördüğünüz gibi buranın elması da çok ünlü. Şöyle yakından göstereyim size. Bu elmalar daha henüz tam yetişmemiş. Küçük, yani şu an elma mevsimi gelmediği için herhalde 2-3 dönüm vardır zannedersem. Hep elma ağaçları var burada. Kavak ağaçları da ekmişler yol boyu. Bunları ticari amaçla mı ekmişler yoksa başka bir amaçla mı ekmişler tam olarak bilmiyorum. Ama büyük ihtimal bunları kesip kereste imalatında kullanıyorlar. Yani büyüyüp kalınlaştığı zaman kereste imalatında kullanıyorlar. Arkadaşlar buradan bir su sesi geliyor. Bunlar sulama kanalları. Bu bağları, bahçeleri bu kanallarla suluyorlar. Dağlardan akan o soğuk su buralara kadar gelip buralarda meyve ağaçlarını suluyor. Çayır, çimeni. Suyun akışını görüyor musunuz? Suyun sesini duyuyor musunuz? Ne kadar güzel. Köyün iç kısımlarına ilerledikçe ev sayıları da artıyor. Sağ tarafımızda güzel iki katlı bir ev var. Şimdi sol tarafımızda da çok güzel bir ev var, iki katlı. Şöyle söyleyeyim size, benim kaldığım yer hemen şurası. Şu üst daire. Şimdi buranın sahibi Enullah Bey bizi davet etti buraya. Ve şu üst daireyi bize verdi. Anahtarı da bize teslim etti. Dedi ki istediğiniz kadar kalabilirsiniz, istediğiniz kadar gezebilirsiniz dedi. Şimdi içeriye bir bakalım nasılmış. Kapının girişi hemen böyle. Enullah amcam da burada kendisi. Selamünaleyküm. Enullah amcam sağ olsun bizi evine davet etti. Kendisine çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Biraz önce gösterdiğim daireyi bize verdi. Öyle mi? Evet. Çok... Bize verdi, dedi ki sizin olsun dedi. Tamam, sizin olsun. Şimdi birazdan bahçesini gezeceğiz beraber. Eşi Zehra Hanım da karşıda annemle beraber oturuyor. Annemle Zehra Hanım da burada. Bizi misafir ettiler. Kendilerine çok teşekkür ederim. Allah razı olsun onlardan. İşte kaldığımız yerin girişi burası. Çok sağ olsunlar. Çok teşekkür ederiz. Bahçesi de böyle. Evin hemen çıkışında ilk şeftali ağaçlarını görebilirsiniz. Emre amcam ayrıca burada arıcılık da yapıyor kendisi. Bu da kovanları, arı kovanları. Ve arı kovanlarının hemen yan tarafına güzel bir bahçe yapmış kendine. Emre amca çok çalışkan belli. Bakın burası tamamen biber. Burası da fasulye. Ve şu arada mısırlar var. Ayrıca domatesler de var. Bakın hemen şu taraf domates. Ve bahçenin içinde karşıda bir şeftali ağacı daha var. Bakalım tadı nasılmış. Bu şeftalinin cinsi böyle. Yani bu kadar yetişiyor. Şimdi bir tane koparalım bakalım. Hemen şuradakini. Ben bir koparayım. Bakalım nasılmış tadı. Dostlar aroması var ya kulaklarımdan çıkıyor. Görebiliyor musunuz aromanın çıkışını? Çok güzel. Harika bir tadı var. Şeftali ağacının hemen yanında mısırlar var. Daha henüz olmamış. Sezonu geldiğinde bu mısırlar toplanacak.
Enullah amca bu bahçeyi sadece kendisi için kullanıyor. Kendisi üretiyor, kendisi yiyor. Kendisi ve ailesi için kullanıyor. Şu bal kovanları var ya, bu bal kovanlarını hem kendisi tüketiyor hem de ticari amaçla yapıyor. Hiçbir şeker, herhangi bir madde vermiyorlar. Kovanlara fazla yaklaşamıyorum. Kendisi fazla yaklaştığında tehlikeli olduğunu, arıların saldırabileceğini söyledi. Bayağı da kovanı varmış. Buradan maşallah bayağı şey çıkar. Şimdi bu arılar çevredeki çiçeklerin, suların, bitkilerin özünü alıp buraya getirip burada balı üretiyor arı ve Enullah amca hiçbir katkı maddesi koymuyor. Yani şekerleme, herhangi bir şey atmıyor arılara. Sırf doğal bal bunlar. Yani tavsiye ederim, eğer almak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Ya da ben alta telefon numarası düşerim. O telefon numarasıyla ararsınız, bal siparişi verebilirsiniz. Kargolayıp kendisi Türkiye'nin her yerine gönderiyor. Bakın bal kovanlarının hemen yanında erik ağacı var. Siyah erik ağacı. Burada bunun ismine kara erik diyorlar. Tam belli oluyor mu bilmiyorum ama sanki biraz güneş vuruyor. Şöyle ağacı gördüğünüz gibi. Yani şuradaki arılar var ya. Buradaki arılar buradaki bütün meyvenin özünü kullanarak burada bal yapıyor. Ben yedim bu baldan. Bu sabah ben burada kahvaltı yaptım. Balın tadı harikaydı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bunlar da işte o çayırlardan toplanan otlar. Böyle yığıyorlar üst üste. Kışın bunun üzerini böyle kapatıyorlar ki içi yağmur falan almasın, kar almasın. Daha sonra hayvanlara yediriyorlar. Burası da gördüğünüz ahırları. Bakın hayvanları görebiliyor musunuz? Ama ne tatlı bunlar. Bunlar kurbanlık. Ayrıca kendisi kurbanlık da satıyor. Bakın bir, burada bakın görüyor musunuz? İşte bakın bir balya ot atmışlar içine. Şöyle. Bu otları hayvanlar yiyor. Orada gösterdiğim gibi. Bu da var ya. Yaylaya uzanmış gibi uzanmış ha. Sanki yayladasın. Yavaş yavaş Seda, çok hızlı geliyorsun, çekemiyorum. Kendisi hızlı gidiyor. Üstünden atmasın da seni. Ne güzel çıktı. Herkes oradan bir gel. Herkes oradan. Gel kurma ya. Aferin sana. Annesin yavrum, hiç ayrılmaz.
Köyün böyle güzellikleri de var. Heh.